Vidya, Kokila'ya yalan söylememiş olsa babasının onu terk etmeye karar vermeyeceğini söyler. Ve babasının Gopi'yi asla kabul etmeyeceğini söyler. Kokila ona Gopi hakkında daha düzgün konuşmasını söyler. Ve oğluyla arasına kimsenin girmemesini ister. Ahem gelmese bile tapınağa gideceğini söyler. Bu arada Instagram'da Kore Hindistan Dükkanı adında bir mağazamız var. Kore Hindistan Dükkanı'ndan çeşit çeşit renk renk Hindistan temalı çok kullanımlık maskeler alabilirsiniz. Mansi, Mera'yı Tolu ile Molu'nun elinden kurtarır. Ona saygı duymasalar bile hakaret etmemeleri gerektiğini söyler. Mera ise onların kötü insanlar olduğunu söyler. Mansi ile birlikte çantalarını alıp oradan ayrılırlar. Şah evinde Mansi, Ahim'e ne zaman gideceklerini sorar. Vidya oraya gelir ve babasına, büyükannesinin onunla son kez görüşmek istediğini söyler. Mera karşı çıksa da Ahim gitmeye karar verir. Tapınakta Gopi ile Kokila beklemektedirler. Gopi tapınağın bir süre sonra kapanacağını söyler. Kokila ise Ahim'i beklemeye devam eder. Az sonra Gopi Ahim'in geldiğini görür. Kokila öksürmeye başlar. Gopi ona su getirmeye gider. Kokila Ahim'i gördüğüne çok sevinmiştir. Ahim gelir ve onu son bir kez görebileceğini söyler. Kokila Ahim'i incitmek istemediğini, onun yararı için yalan söylediğini söyler. Ahim ise onu daha önce de incittiğini ve asla değişmeyeceğini söyler. Kokila, Ahim çocukken bir hata yaptığında Ahim'in ellerini birleştirip özür dilediğini söyler. Şimdi aynısını kendisini yaptığını söyler. Ahim ise bu acıklı sahneleri bırakmasını söyler. Ahim Gopi ile bir daha asla birleşmeyeceğini söyler. Gopi gelir. Ahim Gopi'ye bağırır ve onunla bir daha asla görüşmeyeceğini söyler. Kokila kalp krizi geçirir ve yere düşer. Gopi çok endişelenir. Ahim ise onun numara yaptığını düşünür. Gopi ise Ahim'e Kokila'yı bir an önce hastaneye kaldırmaları gerektiğini yoksa öleceğini söyler. Ahim ise onun sadece numara yaptığını ve kendisiyle çocuklarının gitmesini önlemeye çalıştığını söyler. Gopi Ahim'e Kokila'yı kurtarması için yalvarır ama Ahim inanmaz. Gopi dayanamaz ve Ahim'i tokatlar. Ahim buna inanamaz. Gopi eğer Kokila'ya bir şey olursa onu bağışlamayacağını söyler. Gopi Kokila'yı kendine getirmeye çalışır. Ahim Kokila'nın zor nefes aldığını ve tekrar bayıldığını görür. Yardıma koşar ve onu arabaya bindirir. Gopi Jigar'a telefon eder. Kokila'nın durumunu anlatır ve hastaneye gelmesini ister. Ahim ve Gopi hastaneye ulaşmışlardır. Kokila içeri alınır. Doktor tedaviye başlar. Kokila'nın kalp krizi geçirdiğini öğrenirler. Durumu kritiktir. Form doldurup para ödemeleri gerekmektedir. Gopi Jigar'dan parayı ödemesini isteyeceğini söyler. Ahim ona banka kartını verir ve ödeme yapmasını ister. Rashi, Daval'a Kokila'nın nerede olduğunu sorar. Bu arada Urmila, Ahim ve ailesinin gittiğini, böylece Kokila'nın kendisine hizmet etmeye devam edeceğini düşünür. Ama Kokila'yı bulamaz. Daval'a Kokila'nın nerede olduğunu sorar. Hetal ve ailesi hastaneye ulaşır. Ahim Kokila'yı zamanında getirmiş olsaydı hayatının bu şekilde riske girmeyeceğini söyler ve ağlar. Gopi Jigar'a Daval, Urmila ve Rashi'nin nerede olduğunu sorar. Jigar Daval'a haber verdiğini, Rashi'ye ise bir şey söylememesini tembihlediğini söyler. Rashi ise Daval'a kendisini Kokila'nın yanına götürmesi konusunda ısrar etmektedir. Jigar Daval'ı arar ve Kokila'nın kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda olduğunu söyler. Rashi bunu duyar. Sessizce oturur. Daval ona süt getirmeye gittiğinde Rashi, Jigar'a SMS atar ve hangi hastane olduğunu sorar. Jigar hastanenin ismini yazar. Rashi harçlıklarını alır ve hastaneye gitmek için evden ayrılır. Daval geri döndüğünde Rashi'yi bulamaz. Rashi ise bir taksiyle hastaneye doğru yola çıkmıştır. Mansi Ahim'in yemek yemesini ister. Ahim ise sinirlenir ve Kokila'nın durumunun kritik olduğunu söyler. Bu arada Rashi'nin geldiği taksi bozulur. Rashi hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalışır. Daval Rashi'yi her yerde arar ama bulamaz. Jigar'ı arayarak Rashi'nin kayıp olduğunu söyler. Bu arada herkes Rashi'nin kayıp olduğundan haberdar olur. Rashi hastaneyi ararken kaybolur. Paniğe kapılır. Daval, Tolu, Molu ve Urmila ise Rashi'nin resmini göstererek her tarafta onu aramaya başlarlar. Bu sırada Rashi hastaneye ulaşır. Gopi Rashi'ye büyüklerine haber vermeden evden çıkmasının doğru olmadığını söyler. Rashi Kokila'yı sorar. Mera Kokila'nın kalp krizi geçirdiğini söyleyince Rashi ağlamaya başlar. Gopi Kokila'nın yakında iyileşeceğini söyler. Urmila da oraya gelmiştir. Kokila'ya bir şey olmamasını ister. Kinjal herkese annesinin yakında iyileşeceğini söylemektedir. Urmila ona bir tokat atar ve Kokila'nın onun yüzünden hasta olduğunu söyler. Yıllar boyunca Kokila'ya rahatsızlık verdiğini söyler. Urmila Kinjal'ı vurmak için eline bir vazo alır ama Ahim ona mani olur. Kokila onun yüzünden Urmila'nın evinde adeta bir köle gibi çalışmıştır. Ahem yüzünden şimdi Kokila'nın hayatı tehlikededir. Ahem ağlar. Doktor çıkar. Kokila'nın durumunun kritik olduğunu söyler. Ahem ağlamaktadır. Çocukluğunda okula gitmek istemediğini, Kokila'nın da ona kendisini asla terk etmeyeceğini söylediğini söyler. Oysa kendisi annesini terk etmiştir. Annesi kalp krizi geçirirken kendisinin bunu sadece numara zannettiğini söyler. Çok üzgündür. Bunun kendi hatası olduğunu söyler. Ahem annesi olmadan yaşayamayacağını söyler. Gopi Ahem'i teselli etmek ister. Ahem Gopi'ye sıkıca sarılır. Mansi bunu görür, sinirlenir. Hetal Kokila'ya bakar ve kendisini kötü hisseder.
Harry dünden beri yemek yemediğini, ona şekerli su verildiğini söyler. Poppy dünden beri kimsenin yemek yemediğini söyler ve yemek almak ister. Ahem Kokira'nın durumunun kritik olduğunu, nasıl yemek yiyebileceklerini sorar. Poppy bizim aç kalmamız hiçbir şey değiştirmez der. Kokira'nın kısa süre içinde iyileşmeyeceğini, bu yüzden herkesin güçlü olması gerektiğini söyler. Urmila ona katılır ve yemek ister. Poppy herkese yiyecek verir. Ahem almak istemez. Poppy ise eğer Kokira'nın kendisinin Ahem dışında herkese yemek verdiğini bilse kendisine kızacağını söyler. Ahem yemeği alır. Mansi bunu görür ve kendisi yemekten bahsedince Ahem'in kendisine kızdığını hatırlar. Jigar endişeli oraya gelir. Hemşirenin Kokira'nın durumunun çok kritik olduğunu söylediğini ve herkesin onunla gelmesini istediğini söyler. Hepsi Kokira'nın odasına koşarlar. Doktor Kokira'nın durumunun kötüleştiğini, her an hayatını kaybedebileceğini söyler. Herkes endişelidir. Poppy doktordan Ahem'in Kokira ile konuşmasına izin vermesini ister. Poppy Kokira'nın iyi olacağından emindir. Doktorsa kimseye izin vermeyeceğini söyler. Poppy ile Ahem Kokira'nın odasına zorla girerler. Sonunda doktor razı olur. Ahem Kokira'ya onun dünyanın en iyi annesi olduğunu söyler. Kendisi ise dünyanın en kötü oğludur. Pişman olduğunu söyler. Birden hayat belirtilerini gösteren monitör durur. Kokira'nın kalbi durur. Ahem ve Poppy gözlerine inanamazlar. Poppy Kokira'nın göğsüne bastırır. Kokira gözlerini açar. Kokira'nın kalbi yeniden atmaya başlar. Siz Kokira'nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ahem annesini affetmekle doğru bir şey mi yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.